Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi karara isyan etti. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden konuyla ilgili tam zamanlı soruşturma yapılmasını talep eden El Haşimi yaptığı basın toplantısında "Bana karşı yapılanlar bir senaryodan ibarettir. 8 yıl ülkem için verdiğim hizmetin karşılığı bu mudur?" şeklinde konuştu. Haşimi ayrıca "Yargı önünde durmaya hazırım. Bu suçlamalardan bazıları 2006 ve 2007 yıllarına aitse yargı neden bu zamana kadar sustu? Neden bugün ve Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin ülkeden ayrıldığı sırada bu suçlamalar yöneltildi?" dedi. Irak Milli Meclisi'nde 28 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırının arkasında Haşimi'nin bazı korumalarının bulunduğu ve bu korumalar hakkında tutuklama kararı verildiği halde Haşimi'nin onları teslim etmediği ileri sürülüyor. El Irakiye Televizyonu Yüksek Yargı Konseyi'nin kararının El Haşimi'nin 3 korumasının itirafı üzerine alındığını duyurmuştu. Öte yandan Irak'ta sular giderek ısınırken sadece birkaç gün önce tüm askerlerini ülkeden çeken Amerika Birleşik Devletleri gelişmelerden kaygılıyız dedi. Irak'ta demokrasinin büyük yer aldığını belirten İyad Allawi liderliğindeki Sünni Irakiye bloğu da Başbakan Nuri El-Maliki'yi suçlayarak meclis çalışmalarını boykot edeceğini açıkladı.